Aslında posta oturmuş olsaydınız... Cüneyt'in şu 999 günlük cezayı sizinle konuşmaya gelmiştim. Belli ki duymuşsunuz. Lüzum kalmadı. Evet, öyleymiş. Aslında mesele farklı. Nedir? Gül Ayşe, Cüneyt'in annesi. Allah rahmet eylesin, çok erken kaybettik. Amin. Cüneyt annesinin intiharını öğrenince çok sarsıldı tabii. Gerçi size anlatıyordur hocam zaten bunları. İntihardan fazlası olduğunu öğrenirse... işte o zaman ne olacak belli değil. Hocam siz neyi kastediyorsunuz, hele bir söyleyin ya. Sadi Bey, o kadıncağızın ölümüyle ilgili neler biliyorsunuz, bir anlatır mısınız bana? Cüneyt'in annesi rahatsızdı, hastaydı. Atladı, intihar etti. Biz de Cüneyt'e üzülmesin diye annen hastalıktan öldü dedik. Hepsi bu. Halk arasında yanlış bilinen bir mit vardır. Yalan söyleyen kişi gözlerini kaşırır diye. Aslında yalan söyleyen kişi karşı tarafın gözlerinin içine direkt bakar. Yalanıma inandı mı, inanmadı mı? Az önce sizin bana yaptığınız gibi. Sen benim çatımın altında bana yalancı mı diyorsun Levent Bey? Sadece yalancı demiyorum. Aynı zamanda o kadıncağızın ölümünde dahliniz var da diyorum. Dil cismi küçük, yırtıcı bir aslandır, onu iyi bağla buyuruyor Hazreti Ali Efendimiz. Lakin sizin bu küçük aslan da benim çatımın altında yakıp yıkmaya başladı Levent Bey. Sizi uyarıyorum, zebani de olsa, aslan da olsa dilini kopartır, pençesini sökerim. Kim olarak? Mağlup mürşit adayı olarak mı? Sadi Bey, sizin devriniz kapandı. Sizin bu tehditleriniz bir aslanı değil, bir kediyi bile korkutamaz. Ve yaptıklarınızın hesabını da ödeyeceksiniz. Göreceğiz. Hasan! Ya Hasan! Hasan! Ne oluyor Sadi, hayrolsun? Peysaf da mı? Yok, börekçide. Mesela seninle hemen konuşmamız lazım, bu Cüneyt meselesi. Cüneyt'le alakalı. Kovdun bizi yoksa? Ay yarabbi, kovdun bizi yoksa? Ya o kadın, dur hemen valiye kopartma, hemen dur bir dakika. Bu Levent var ya, İlaç'ın vefatını öğrenmiş. Ne? Evet, bir şeylerden şüpheleniyor, benim ağzımı yokladı. Kesinlikle bir şeyler biliyor bu adam. Bana ne biliyor, ne biliyor, nereden öğrenmiş? Ha, söyle ne oluyor? Artık bilmiyorum, Cüneyt mi ona şey yaptı, anlattı, şey yaptı. Yani kendi de ya da kendi kafasında bir şey yapmış. Ya bir şeyleri kafasında eşlemiş bu adam. Sadım sen sakin ol, ben bir su getiririm. Ya hele dur dur, benim bunu çözmem icap ediyorum. Derhal benim bir çözüm bulmam lazım ya. Tamam, doğru söylüyorsun bak. Cüneyt bir şeyler öğrenirse bu ailenin mahvına sebep olur, çok üzülürüz. Doğru söylüyorsun, tamam. Ben bunca zaman korkarak bekledim bunlar bir şey öğrenmesin diye. Geldi gitti, hakkı benim kapıma. Ne olursa olsun mani olacaksın. Cüneyt hakikati öğrenmeyecek. Bak ne pahası ne olursa olsun. Tamam mı? Tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.